Günler. Merhaba Yağın. Rahatsız etmeyeyim. Ve bir hasreti görüp gideceğim. Gel gel, içeri gir. Bir zahmet çağırıverseniz hasreti. Onu bir öpüp gideceğim. Gideceğim deyip durma Allah aşkına. Gel içeri otur biraz. Yok, beni rahatsız etmeyeyim gene de. Yahu gel. İyi, tamam. Dikkat et. Evin adamı rahatsız olmaz değil mi? Yok yok, o üst katta dinleniyor zaten. Biz aşağı ineceğiz. Aşağısı da mı var? Hı hı. Buna biraz daha peynir koy. Tamam. Nakiye Hanım, misafirimiz var. Gülnaz geldi. Hoş geldi. Hoş gördüm. Hadi be. Yolda mısın? Evet. Nedir durum hoca? Berbat, tuhaf, anlamsız, salakça, ikiyüzlü, gereksiz ve katlanılmaz bir durum. Biraz yavaş gel. Bak, her iki anlamda da. Arabayı da gazlama kafanı da. Oturup biraz konuşalım. Neredesin? Teşvikiye civarında. İyi, benim ofiste buluşalım. Ben Aset'i eve bırakıp geliyorum. Ortasında durmasana be adam. Yürü. Yola çıktıysan yürüyeceksin. Taze naneler yıkandı mı? Şuraya serdim Nakiye abla. Tamam. Fırına bir baksana. Bakıyorum. Rahat otursana sen. İyi böyle. Şu poşeti de bırak elinden. İstersen bize yardım et, sıkılmamış olursun. İzin var mı? Nakiye Hanım veririz değil mi Gülnaz'a bir iş? Eli hamarat biliyoruz. Hiç gerek yoktu aslında. Sen yemek için gerek yok dersen ben gümüşleri parlatmak için yardım isteyeceğim Gülnaz'dan. Hele ona hiç gerek yok. Soğan doğrama işi, sarımsak ayıklama, acıklı işler varsa ben yaparım alışkınım. Ay biz doğramıyoruz onları. Makine var, otomatik doğuruyor. Nasıl yani? Soğan doğrayan makine mi var? Sarımsakları da dövüyor mu otomatikman? Kahve yapayım mı? Ay onu da makine yapıyor. Kahve makinesi. Yok mu koskoca evinizde bir bakır cezve? Makineyle tutmaz. Ne tutmaz? Fal. Kahve falı. Çok güzel fal bakarım. Mahallede en çok kısmeti gören benim. Kötüyü de bilirim. Er dediğim çıkar. Geçenlerde kadının birine yakında ölüm var dedim, öldü. Ay kız, senin hiç kısmetin yok ha. Diyordum ki şurada bak biri var, sana göz kırpar. Gördün mü? Vallahi mi? Uzun boylu, eli var biraz, saçları var çok. Elinde var bir... Keman! Keman mı çalıyor? Duruma göre, daha belli değil. Nesrin Hanım. Ne oluyor burada? Fal için... Yapılacak o kadar şey varken burada kahveler içiliyor, fallar bakılıyor. Nedir bu? Kabayatın birazcığı da bende. Hanımefendiciğim, ben dedim oturalım, kahve içelim, falım benim çıkar da. Kim bu? Hasret'in ablası, Gülnaz. Kardeşini görmeye gelmişti. Çat kapı gelmek adetiniz mi sizin? Ha? İşinizin başına. Ben de evime gideyim. Tabağa sonra...